geldik okuldan eve. Ümerci yedik ve işe geldik. 7 yaşında ben. Şu an yaşım 26 daha çalışıyorum. Bu şeyler var mı lan tamam. Fabrikadaki iplikleri biz burada değerlendiriyoruz. Mesela artık burada çamaşır ipi, çöşke ipi, çuval ağızlarını dediğimiz bazen ipleri oluyor. Ondan sonra yazın kurutmalık yapıyorlar. Antep'in genellik yapıyorlar. Biz de burada değerlendiriyoruz. Mesela Ufa'ya gidiyor, Adana'ya gidiyor pamuk tarlasına için çuval ağızlarına kullanıyorlar. Biz makineye bağlıyoruz, ipleri makineden üretiyoruz. Mesela atayım bir günde 500 kilo iş çıkar bir günde. Atın bir günde 600 kilo iplik yapıyoruz. Mesela bunlardan halat yapıyorlar. Üretim yapıyoruz biz burada. Bir günde 50 kilometre yol yapıyoruz. Ortalama 400 mesela 20 kilo 30 kilo yol yapıyoruz. 50 kilometre yol yapıyoruz. 100 kilo iş yapıyoruz. Mesela bunların hepsini fabrik istilaya gidiyor. Sipariş olduğunda Ufa'ya toplanıyoruz. Ondan sonra dükkana göndereyiz bunları. Hocam. Hocam. Kendircilikle uğraşıyoruz, iplik üretiyoruz. Yani bu ürettiğimiz iplik aslında geri dönüşüm olarak oluyor. Fabrikadaki mesela havlu fabrikalarında, ne bileyim direzin fabrikalarında ve başka türlü fabrikalarda da atıklar kalıyor. Biz de onları buraya getirip değerlendiriyoruz. Ya şimdi ekseriyetle zaten bize gelen ham maddeler Denizli'den geliyor, Kayseri'den, Adana'dan filan geliyor. Bizim sanayiden de geliyor başımlarda. Şimdi onları getiriyoruz. Biz mesela öncelikle eşit paydalara bölüyoruz. Yani hani istenilen milime göre ayarlıyoruz. Sonradan işte burada görmüş olduğunuz gibi fitil olayı gerçekleşiyor. O gerçekleştikten sonra tekrardan toplanıyor. Hani katlim şeklinde bağlanıp müşteriye gönderiliyor. Yani hiç adım sayaçla yapmadık ama sabahleyin 7.30'da başlayıp akşam 5'e kadar durmaksızın git gel yani. Günlük yaklaşık 120-150 arası. Daha doğrusu hani üretimin kalınlığına bağlı. Ne kadar kalın olursa o kadar çok bükülüyor. Ortalama ne kadar? 150, 100, 150. Evet. Haftada yani kimi zaman bir ton büktüğümüz de oluyor. Böyle.